İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Yeni bir Pertevniyal Lisesi'nden Yetişenler Derneği canlı yayınında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz tanıtımlarda da gördüğünüz üzere Murat Yiğit, Çocuk Gelecektir Vakfı Başkanı. Aynı zamanda birçok iş kolu var. Kendisiyle özellikle çocuklar, yeni nesil, çocuk vakıfçılığı ve pertevniyal üzerine sohbet edeceğiz. Eminim onun da çok söyleyecek şeyleri vardır. Herkese iyi Tamam. akşamlar Hoş geldiniz diliyorum. Sayın Murat Yiğit yayınımıza. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi Siz aramızda misiniz? görmek iyiyiz. Siz nasılsınız? Tüm pertevniyal lisesinden mezun olanların sizlere selamını da iletelim. Murat Bey, Sayın Murat Yiğit, Çocuk Gelecektir Vakfı Başkanı, 92 mezunu Pertevniyal Lisesi'nden. Hayatı çocuklarla, özel eğitimle iştigal eden bir insan. Şimdi Murat Bey, Estağfurullah. öncelikle sizi tanımayan Pertevniyalli mezunları için, Pertevniyalli arkadaşlarımız, dostlarımız, büyüklerimiz için tanıtmak istiyorum sizi onlara. Ama sizin kendinizi tanıtmanızı istiyorum. Nerelisiniz? Kaç yılında Pertevniyal'e girdiniz? Nerede doğdunuz? Biraz Pertevniyal öncesi hayat hikayenizden bahsediniz. Sonra Pertevniyal sürecine geçeceğiz. Buyurun. Peki, ben İstanbul doğumluyum. Sınıf numaram da benim 876. Geldiğimde, evet, Pertevniyale kaydolduğumda 876'nın ne olduğunu bilmiyordum. Kaydolduktan sonra benden bir dönem önce bir kalmış arkadaşımız vardı sınıfta. Onunla beraber 1 ve 2 numarayı tamamlıyorduk. Yani biz okulun 1 ve 2 numarasıydık. Böyle olunca da evet, Pertevniyal maceramız öyle başladı. Yani ilk 5 sıra gelsin dediklerinde mecburen ben öne çıkmak durumunda kalıyordum. Şimdi ben Çorumluyum. İstanbul doğumluyum. 1980 yılının sonuna doğru böyle ortaokulu bitirmişiz. Böyle benim ortaokul sürecim 4 yıllık bir süreçti. Bir hazırlık aşamamız vardı. Ben o yüzden benimle aynı seviyede olanlardan biraz daha yaşlıyım. Yani onlar biraz daha benden küçüktü ben yazıldığımda. 80'lerin sonuna doğru okula yan komşumuz da bizim Pertemnali ile abla kardeş. Onlar dediler, Murat dediler, hani İstanbul'da bazı okullar sorunlu. Seni de dediler Turan amcaya söyleyelim, babama Pertemnali yazdır. Ben de babama dedim ki, baba dedim, işte ben okuldan mezun olduktan sonra Pertemnali yazılacağım dedim. Samet dedim, onunla alakalı dedim senin tanıdıkların var. Bana çok güzel bir cümle kurdu. Oğlum dedi, oranın başbilir yardımcısı Halim dedi bizim. Halim dedi, Halim Kahraman Hoca. Benim dedi hani çok yıllardan beri arkadaşım. Evet, hocamıza Çorumlu Halim selam, Hoca da. çok selam. Evet, Halim Hoca da Çorumlu. Benim baba dostum. Dedi seni dedi Halim Hoca'ya göndereceğim. Sen o işini halleder. Tabii onlar konuşmuşlar sonrasında. Ben Halim Hoca'nın bir gün yanına gittim. Sağ olsun elime küçücük bir kağıt verdi. Tamam oğlum dedi, okul numaram bu Murat dedi. Öyle 80'lerin sonunda bir sonbahar günü Pertevniyalliğim başladı benim. Hoş geldiniz camiaya. Tabii Pertevniyal Lisesi'nden Yetişenler Derneği'ni ne kadar yakından tanıyorsunuz onu merak ediyorum. Bir de işte Pertevniyal'in Ramazan iftarlarına, pilav günlerine katılıyor muydunuz Murat Bey? Benim ablamın eşi de Pertevniyalli. Etrafında çok Pertevniyallimiz var bizim. Hatta Kimdir bugün ablanızın eşi? Mevlüt Güleç, o da sosyologtur. Şöyle bugün de hatta başka bir arkadaşımın gene o da televizyon kanalına bir spor yorumcusu. Onun ben bugün Pertevniyalli olduğunu öğrendim. Hasbel Öyle kadar mi? öğrendim ama. Evet. Biz Ya de dedim birbirimizi fikret öyle dedim. öğrendik değil mi Murat Bey? Bir iş görüşmesi, bir iş dolayısıyla bağlantı kurduk. Baktık Pertevniyalliyiz ikimiz de. Evet, yani o çok güzel. Yani şöyle, ben bugüne kadar hiç kimseye hakikaten hangi üniversiteden mezunsun diye hiç kimseye sormadım. Beni hiç ilgilendirmiyor üniversiteler insanların. Ama malum ben liseyi ağzıma pelesenk etmişim. Hangi liseden mezunsun sorusunu, yani İstanbul'da olduğunda tabii ki, kesinlikle ve kesinlikle onu soruyorum. Tabii faaliyetleri ne kadar takip ediyorum ki ben sosyal medyadan derneği de takip ediyorum. Pertevniyal'i de takip ederim. Kurulduğu günden beri mailleşmelerimiz her zaman sürüyor. Ben bütün mailleri takip ederim.
Acaba dedim insanlara yardımcı olacağımız noktalar var mı? Kişisel bazda insanlara zaten arka planda yardımcı oluyorum. Hani pek de yani yaptığımız yardımların hani şey diyor sol elin ya da sağ elin verdiğini öbür el görmeyecek diye. Biraz o konuda hassasım ben. O yüzden evet pilav günlerine çok nadir gittim ama gittim. Derneğinizi çok rahat takip ediyorum. Hani yemeklerini vesairelerini. Ama işte bizim hani bazen yaptığımız iş nedeniyle vakıfçılıktan bahsetmiyorum. Diğer işler nedeniyle bazen yurt dışına falan gidiyorum. Siz benim özel durumlarımı biliyorsunuz Altman Hanım. Yani biraz da sanat işleri falan bizim biraz farklı. Öyle olunca Ramazan'da da biz hiç durmuyoruz. Birazcık yoğun geçiyor. İnşallah bundan sonra zaten sizi tanıdık. Dernekçilik ve vakıfçılık önemli işler. Biz de isteriz Kesinlikle sizi her... aramızda görmek. Daha çok D'Artagnan Lisesi'nden yetişenler derneğiyle irtibatınızın artmasını çok arzu ederiz. Çünkü çok güzel işler yaptığınızı ben biliyorum. Bizzat Çok şahidim. Evet, çok Murat mutlu Bey. olurum. Her türlü desteği de hani hem yani yetebildiğimiz noktada ki birazdan bazı şeyleri bahsettiğimde sakın Evet. pertemineller bu konuda şaşırmasınlar. Türkiye'den neler olduğunu görecekler. Yani her şeyi duyuyorlar ama belki bizim pertemineli diğer insanlardan da diğer arkadaşlarımızdan da bu işlere girenler var ama biz biraz daha bilimsel gidiyoruz. Kimsenin yapmadığını yapmaya çalışıyoruz. O yüzden keyfimiz de biraz daha farklı oluyor herkese bakış açımız. Tamam. Onunla ilgili Durumumuz öyle. zaten Siz size biliyorsunuz. sorular hazırladım. Siz Çok onunla güzel. ilgili zaten sorular hazırladım ama bir gene pertevniyallilikle devam edelim. Daha sonra yaptığınız işlere gelmek istiyorum. Biraz hareketlendirelim, tebessüm edelim birazdan. Sonra sizin çocuk gelecekleri Tabii hakkında ki, ve tabii ki. yaptığınız çok söylemediğiniz güzel işlere, farklı boyutuna yaptığınız işlerin devam edeceğiz. Şimdi ben bir tane anıyı hemen sormak isterim sizle. Pertevniyal günlerindeki en önemli, en güzel hatıranızdan bahsetmenizi istiyorum. O günler nasıl geçti ve o günlerin içinde taçlandırdığınız özel bir anınız, hatıranız var mı? Şimdi benim dönemimdeki pertemniyallerin bir özelliği var. Murat Yiğit'i hepsi tanırlar. Bak bu hani herkes demiştir ya beni herkes tanır falan. Pişman. Ben Sizi her yerde tanıyorlar. okulun en yarama çocuklarından bir tanesiydim. Arkadaşlar çok kötü bir örnek olacak ama 60 gün devamsız olan tek kişiydim ben okulda. Son 60 sene. gün devamsızlık. Tek olan kişi bendim. Gülten Hanım diyordu ya Muratcığım diyordu. Yani bu kadar devamsızlık olur mu? 66 gün sınırdı arkadaşlar. 66 günde rapor dolu sınıfta kalıyorsunuz. Ama ben derslerimi de hani o anlamda hiç aksatmazdım. İyi de geçerdim hepsinden. Benim için hani belli bir sınırlar yoktu. Ama sınıfı geçme sınırı ailemizde yani o konuda önemliydi bizim için. Orada geçerdik. Anıya gelince benim o kadar çok anım var ki hangisini anlatsam ama mesela bir Halim Hoca'ya yakalandığımız bir anımız var. Onu anlatayım. Yani şey herhalde 60 küsür gün devamsızlık yapan bir arkadaşın böyle haşarı anıları, çok tebessüm edeceği anıları vardır elbet. Dinleyelim o zaman sizi. Biz Çapa'daki okulda binada hani eğitim alanlardanız. Çapa'daki okulu okuyanlar bilir. Sağında ve solunda merdivenler, bir de ortada merdivenler vardır. Sağındaki merdivenler direkt kapıya açılır. En soldakinden spor salonuna gider malumunuz. Biz bu taraftaki yani kapıya doğru açılan orta merdivenin solundaki olan yerde her katın bir tuvaletimiz vardı. Bir de orada bir atıl bir yer vardı. Orayı mescit yapmışlardı. Çok affedersiniz bu kötü bir şey ama bıraktım da o zaman okulda sigara içenlerden bir tanesiyim. Bu kötü bir anı değil ama şimdi her yere gidiyoruz. Herkes baskın yapıyor. Olmadı. İçiyoruz okulun her tarafında Evet. ama çok baskın yiyoruz. Ben dedim ki hadi dedim mescide gidiyoruz çocuklar dedim. Dört kişiyi aldım ben mescide çıktım. Fosur fosur içiyoruz. Yani şaka değil baya baya bir içiyoruz. Bir baktım ana Halim Hoca merdivenlerden çıkıyor. Dedim Halim Hoca Evet. geliyor. Bizim üç kişimiz kenara doğru saklandık. Aşağıda mı penceresi var onun gözüküyor. Halim Hoca görmüş onları. Neyse bizdeki bir arkadaş namaza durdu o arada. Neyse Halim Hoca geldi. Tabii beni görünce ya Murat dedi. Arkadaşının dedi namazını ne bozuyorsun dedi. Neyse hocam dedim ya kusura bakmayın falan. Dedi dikkat edin. Mevzu bu değil. Bizim arkadaşın kıblesi yanlıştı bu arada. Kıble direkt terste. Ya
Böyle çok enteresan anlat. Mesela bizim beden hocası arabasını bir bize güvenir verirdi. Yani şu arabayı bir alın da yıkatın. Ya biz beden derdi. Ya biraz da şeydi böyle. Aydın Hoca sağ olsun. Güzel bir arabası vardı onun. Ona teslim. Gülten Hanım'la benim mesela aram çok iyiydi. Çok hakikaten ilgi gösterirdi bizlere. Orada hani derdimizi anlattığımız hocalardı. Bir sıkıntımız olurdu. Sevgi sorunuz bile olsa Gülten Hanım'a giderdiniz. Yani şöyle aklıma Unutamadığınız geldikçe hoca kim anıları peki? En çok sizde iz bırakan, unutamadığınız. öl söz verme, öl sözünden dönme diyen bir Ömer hocamız vardı bizim, edebiyat hocamız. Hiç unutmuyorum onu. Ömer Polat Hoca Pertevniyal'in edebiyat noktasında belki hakikaten en böyle şey hocalarından, keyifli hocalarından bir tanesi. Ben çok seviyordum kendisini. Hasta bir Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe Galatasaray maçı var. Tamam. Kaçtım, gittim okuldan kaçtım oraya maça. Benim babam ömrü hayatı boyunca okula gelmiş bir adam değil. Hiç. Evet. Halim Hoca var diye babama telefon açıyor. Babam ona soruyor işte Murat ne yapıyor vesaire. O gün oradan geçerken demiş ki şu Halim Hoca'yı bir ziyaret edeyim. Bir de bakayım Murat ne yapıyor. Okula uğruyor. Halim Hoca da beni çağırtıyor yukarıdan öğrenciye. Diyorlar ki yok. Ben neyse eve geldim. Okul bitti diye. Babam hayatı boyunca bana şunu sormamıştı. Oğlum okul nasıldı dedi bana. Hayde dedim. Bu soru bir bomba soru. Baba dedim ya ben bir şey söyleyeceğim dedim. Söyle bugün Fenerbahçe Galatasaray maçı vardı. Ben dedim oraya kaçtım. Dedi Murat dedi. Sana ilk defa dedi yalan söyleseydim dedi. Hakikaten ilk defa vuracaktım dedi. Gel seni öpeyim dedi. Bugün okula uğradım. Ve dedi sen dedi yoktun. O kadar üzüldüm ki adam hayatı boyunca ilk defa bir okuluma geldi ben yoktum. Çocuk mesela Türkiye'de birçok mesele var. Kadın meselesi tartışılır, şiddet meselesi tartışılır, milli eğitim tartışılır, sağlık konuları tartışılır. Çocuk meselesi de alınır ama şimdiye kadar bence hakkıyla çocuğu bir nesil olarak ele aldığımızı düşünmüyorum. Eğitim boyutuyla belki ele alıyoruz milli eğitim boyutuyla ama çocuğu bir birey olarak, bir nesil olarak belki çok ele almadık. Siz çocuklarla, çocukların kişisel gelişimi, zihinsel gelişimiyle ilgilenen ve çocuklara kendini adayan bir insansınız ve yakın zaman önce Çocuk Gelecektir Vakfı'nı kurdunuz ve yeni nesil çocuk vakıfçılığı yapıyorsunuz aslında. Nedir bu? Yeni nesil çocuk vakıfçılığından kastımız nedir? Hani biz yeni medya diyoruz, yeni nesil yayıncılık diyoruz. Ben de televizyoncu yayıncı olduğum için oralardan örnekler vererek ilerliyorum. Yeni medya falan diyoruz ama yeni nesil çocuk vakıfçılığı kavramı hem çok cazibeli, ilgi çekici ama çok anlamlandırdığımız bir şey değil. Sizi dinleyelim. Nedir bu? Siz neler yapmayı planlıyorsunuz bu vakıfta? Şimdi biz Türkiye'de 2014, 2013-14 yılları içerisinde bir araştırma başlattık. Şöyle bir Türkiye'den bir doktor geçecekti aslında Amerika semalarına. Ben onunla hasbelkader tanıştım. Hasbelkader tanıştıktan sonra biraz farklı konulara değindiğini gördüm. Amerika'ya gidecekti o. Ben onu Amerika'ya gitmesini engelledim. Türkiye'de bıraktırdım. Türkiye'de bıraktırdıktan sonra konuları hakikaten çok farklı bir bakış açısıyla değerlendirdiğini gördüm. O arada benim de birkaç yerle bunu istişare ettim. Hani böyle bir adam var, böyle bir doktor var. Adamın 2-3 tane PhD'si var. Yani 3-4 tane doktorası diyelim farklı konularda. Bunu dedim ben Türkiye'de tutuyorum dedim. Bununla alakalı dedim. Teknikleri çok farklı. Bize anlattıkları var vesaireler. Bunları gelin dedim deneyiniz. O yüzden hani onunla alakalı. Yaptığınız işi daha iyi anlasın izleyicilerimiz. Tam olarak şu anda bir özel eğitim merkeziniz var. Onu da herhalde söyleyelim. Oradan aslında bir bağlantı kurmakta Okey. fayda var diye düşünüyorum. Peki Açık Mavi Çözüm Merkezi internete yazdıklarında açık mavi renk olarak bile yazsalar ne kadar yani biz çıkıyoruz orada. Çünkü 2016 yılında biz onu kurduk. Onu da kurmamızın sebepleri birazdan bahsedeceğim. Onunla beraber biz İşte araştırmaları yaptık. Hocanın bununla alakalı hani farklı tespitleri olduğunu, Türkiye'de en büyük sorunlardan bir tanesinin de öğrenme güçlüğü sorunları ki nezdinde disleksi
Biz bu Hı. arada Hı. araştırmalarımızda Türkiye'de hakikaten çok ciddi sayıda bir dislektik yapının olduğunu gördük. Dünyadaki bu konudaki en etkin DSM-5 denilen bir unsur var. DSM-5'e göre disleksi veya öğrenme güçlüğü bir eğitim sorunu. Şimdi bizim de otomatikman sormamız gereken sorular oldu orada. Dedik ki eğitim sorunu varsa bir kişinin hani eğitimle çözülmeyecek de nasıl çözülecek? Eğer bu sağlık sorunuysa sağlıkçılar çözer. Eğitim sorunuysa bu eğitimle çözülebiliyor. Ne demek bu? Siz piyano çalmayı bilmiyorsanız diye piyano çalamayacağınız anlamına gelemez dedik böyle bir şey. Ki burada örnekleri göstermemize rağmen buna inanmakta Türkiye'deki yapılar çok zorlandı. Ne demek bu? Mesela %100 okuma oranı olan ülkeleri sayın desem, yani aklınıza gelecek olabilir. Japonya olabilir, Singapur olabilir, İsviçre olabilir. Bunlarda aşağı yukarı %99,9'a varan okuma oranları var. Yani ne demek bu? Oralarda disleksi yok. Yani eğitimle çözülmüş demek ki. Nasıl çözdüklerini taktiksel Ya olarak her biliyor toplumda var çünkü. disleksi, eğitimle çözüldüğünün göstergesi. Yani her toplumda olan bir şey, bir standarta vurduğunuzda Ama baktığımızda eğitimle çözülmüş demekti. evet Türkiye'de bunlar olmayınca biz bununla alakalı yürümeyi oradan yaptık. Yürümeyi yaptıktan sonra baktık ki ben mesela ilk bu postu çıktığında yani reklam postu çıktık. İki tane vardı disleksiyle alakalı. Şu an yüz binlere vuruyor Türkiye'de disleksi. İnşallah çözüyorlardır bilimsel olarak. 50 saatte biz diyoruz çözüyoruz. Bilimsel olarak çözmek durumundayız bunu. Hı. Çünkü Harvard'da bunun baktığınızda internet ebeneğinizin altında. Harvard Dyslexia Solution Center gibi Oxford'da var, Yale'de var, İngiltere'de var, Singapur'da var. Hani İsviçre'de yok bu arada. Finlandiya'da da yok. Disleksi bir merkezi de yok orada. Çünkü niye? Onlar açmışlar bu işi. Şimdi biz de buradan o araştırmaları yaparken çocuklarla alakalı farklı yönlere de eğilmek durumunda kaldık. O arada işte 2018 yılında Stanford Üniversitesi ile beraber onların uhdesinde olan Stanford Bine yani Amerika'nın aslında şekillenmesinde yani insan aklı noktasında şekillenmesinde çok önemli rol oynayan Stanford Bine testinin Türkiye standartizasyonunu 60 yılı sonra gerçekleştirmek için çok ciddi bir ekip kurduk. Bu Yani ekiple çocuk... Hı. biz bununla 18 aya yakın bir çalışma gerçekleştirdik. İşte İTÜ ile beraber, İTÜ de bize bununla alakalı destek oldu sağ olsun. Ellerinden geldiğince ama Türkiye çok gerideydi bununla alakalı. Diyeceksiniz ki nasıl geride? Biz burada bazı algoritmaları yani mesleğin gerektirdiği, psikometrinin gerektirdiği algoritmaları Türkiye'de kimseye yazdıramadık. Onu bile gittik Amerika'da bir kurumdan hizmet almak durumunda kaldık. Hakikaten çok zor bir işi sizin de bildiğiniz zaten bu Stanford Binet 5 Intelligence Scala. Yani ne demek bu? 2 plus 3 yaşına girmiş yani 24 ayı bitirdikten bir gün veya bir gün bazen hani bedensel o arada doğduğunda bu çocukların artık entelektüel boyutlarıyla beraber zeka boyutlarını yani entelektüel boyut nereye gidebilir? İşte bu çocuk müzikte çok başarılı olma ihtimali var. Matematikte çok başarılı olma ihtimali var. İşte fizik veya vesaire o konularda. Bunu Amerika görüyor. Buna göre çocuğun anaokulu hayatını düzenliyor. Yani çocukta bir problem varsa onu görüyor önceden. Yani Şimdi 3 yaşında şöyle herhalde özür dilerim süreyi de iyi kullanmayı adına şöyle siz disleksiye gerçekten merkezinizde hem bir çözüm arıyorsunuz yani kalıcı bir çözüm yani geçiştirilen çözümler değil de aslında kalıcı bir çözüm sağladığınızı ben biliyorum. Disleksi problemi olan bütün
Türkiye çocuklarını aslında kapınız açık. Onu önce söyleyelim. O problemi çözersiniz, çözüyorsunuz. Bu çözüm sürecinde de çocukların entelektüel zekasını, zekalarını ölçmek için bir Amerika Birleşik Devletleri'nden bir testin yetkisini alıyorsunuz ve Türkiye'de bunu yapma sürecine doğru evrileceksiniz benim bildiğim kadarıyla. Yani şöyle, çocuklarımız gelecekte hangi mesleği yapacak? Zekasını, kapasitesini en iyi nasıl kullanacak, nasıl doğru yönlendireceklerin cevabı aslında sizin yaptığınız çalışmalarda Türkiye'ye önemli bir katkı sağlayacağınızı düşünüyorum ben bu süreçte. Tabii burada bir çok dediklerinizi hemen bir ekleme yapacağım. Çok doğru. Hı-hı. Çok doğru. Türkiye şu an Stanford Binet'in sıfır versiyonunu kullanıyor. Yani ilk versiyonunu kullanıyor. Hı-hı. 1954 model arkadaşlar. Çok kötü. Neden çok kötü? Siz 54 model bir mikroskopla 2020'nin hastalığına baktığınızı düşünün. Ne kadar başarılı, evet, olabilir sistem? Yapay zeka ile biz çocukların sıfır doğduğu gün itibariyle 6 yaşına kadar aşağı yukarı mental olarak ve bedensel olarak yetişmesi için gerekli unsurlar var. Biz bunu 2,5 yılda dünyadaki bütün bilgileri tarayarak, ne demek bu? Dünyadaki en önemli profesörlerin, en önemli üniversite bütün bir süreçten geçirdik. Bu süreçten sonra bunu biz application'a çevirdik. Application'ı indirdiğinizde çocuğunuzun doğduğu günü eklediğinizde çocuğunuzla alakalı günlük yapmanız gereken basit eylemlerden bahsetmiyorum. Ama kullanıcı onu okuduğunda evet çok basitmiş diyecek veya dinlediğinde çocuğu aşağı yukarı 25 başlıkta çocuğu değerlendiriyor. Ha, aile diyecek ki ben buna nasıl bakacağım? Hiç bakmayacak. Acaba benim çocuğumun dişi ne zaman çıkar? Görecek. Ya benim çocuğuma ben masal dinletmek istiyorum. Aynı program içerisinden dinletecek. Günlük olarak çocuğun 17 başlıkta gelişimini kontrol edecek. Ne demek bu? Mesela çok basit bir örnek vereyim. Çocuğunuz doğdu. Siz tamam. O gün application'ı indirdiniz. Size bir mesaj geliyor. Notification. Tamam. Lütfen çocuğunuza sarılın. Ona seni çok seviyorum oğlum ya da kızım, hoş geldin dünyamıza dediğinizde çocuğunuzun IQ'su ileride %5 daha fazla olacak. Harvard araştırması. Şimdi bunun gibi tuvalet eğitimi, mesela çocuğa tuvalet eğitimi ne zaman verileceğini aileler ya annesine sorar ya bir şey. Ama bunun hani düzgün verilmesi, program gelecek size. Diyecek ki çocuğunuzun tuvalet eğitimi bu dönemde başlıyor. Bunu ister dinleyerek duyun, istiyorsanız okuyun. Hani orada bunun 17 bin tane özel resim çizildi bununla alakalı. Onu orada gördüğünüzde diyeceksin bugün Atcan'ın atıyorum. Atcan isminde bir çocuğumuz var. Onun bugün tuvalet eğitimi başlıyor. Ha bu bugün önce başlamış, bugün sonra. Nasıl yapmanız gerektiğini, kalın bağırsak gelişiminin nasıl olması gerektiğini, beyin aktivitesinin veya oyunların nasıl oynanması gerektiğini ailesiyle, çocuğun sosyal nasıl olabileceğini, çocuğun yarın bir gün hani anksiyetik durumlardan nasıl korunacağını bu program size her şeyiyle gösterecek. Buna dünya... Yani bir anaokulunda siz çocuğunuza bunu bir anlatayım. Burası çok önemli. Burayı çok lütfen dinleyin. Etrafında da bunu yayın. Neden bu programdı? Şimdi anaokullarında bir oyun var. Sandalye kapmaca oyunu. Ne yapıyor? Öğretmen müziği durduruyor. Çocuklar sandalyeye oturuyorlar. 6 sandalye var. 6 çocuk. Müzik durdu. Bir sandalye çekildi. 6 çocuk kaldı, 5 sandalye. Müzik durduğunda 5 sandalye, 5 çocuk kalması gerekiyor. İlk giden kim? Zayıf kız çocuklarımız gidiyor. Tekmeyi bir koyuyor Tombik abi, Tombik çocuk. O kızı anında egale ediyorlar. En son kalan çocuk, yani her müzik durduğunda en zayıf halka gidiyor. Şimdi siz bu oyunların çocukların ileriki yaşamında yaşadığı travmayı düşünebiliyor musunuz? Yani kızlar diyor ki sizden hiçbir şey olmaz. Daha ilk kafadan elendiniz. Erkek çocuklar diyor ki güçlü çocuk varken benden bir şey olmaz. Yani bir travmayla başlıyor. Bunun doğrusu ne biliyor musunuz bunun? Nedir? Diyorsunuz ki çocuklara diyorsunuz ki 6 sandalyeyi aldığımda 5 sandalye bıraktığımda herkes birbirini tutacak. Kimse düşmeyecek. Tek sandalye kaldığında 6 çocuk birbirini taşıyacak. O sandalye üzerinde nasıl durmaları gerektiğini öğretilecek. Türkiye'deki yanlış bu işte.
Hiç kimse doğrusunu araştırmadan bir kişinin arkası boyunda böyle yüzlerce örneği var bunun. Biz öyle hikayelerimiz var ki bizim, yani çocuğun akşamleyin altına kaçırmasının hikayeyle çözüldüğünü, masalla çözüldüğünü duysanız inanamazsınız. Çok uğruyorsunuz. İşte biz bu programları o yüzden hani 2,5 yıllık bir araştırmanın sonucunda İngilizce olarak yazdık. Türkçe'ye de çevirdik sonrasında. Buna UNICEF dedi ki biz dedi buna sonuna kadar destek olacağız. İkinci proje de bu dünyada hiç yok. Bu da yapay zekalı. Şimdi çocuk istediğiniz kadar yaptık çocukta veya ergen yetişkinde bir problem var. Yani problemi kendiniz koyun. Psikolojik bir problem. Ne koyalım mesela? Veya bazı şeyler bedensel de olabilir ama bir sorun koyun kendinize. Örnek veriyorum. Ne diyelim? Panik atak diyelim. Çocuk büyük de olabilir. Çok büyük de olabilir. Önemli değil. Ergen de Tamam. olabilir. Yetişkin de olabilir. Sıkıntı yok. Hiperaktivite olabilir. Hiperaktivite olabilir. Peki. Okey. Şimdi sizin çocuğunuzda hiperaktivite olup olmadığını bilmiyoruz. Veya kişide hiperaktivite olup olmadığını bilmiyorsunuz. Araştırıyorsunuz. Benim çocuğum her iş durmadan zıplıyor ediyor falan. Acaba ne? Sağ tarafta bir şey çıktı. Şey diyor ki hiperaktivite testi yaptırın. Ücretsiz. Şimdi bizim o işte orada bizim hani algoritmik olarak sistemimize geliyorsunuz. Siz ücretsiz testinizi yaptırıyorsunuz. 45 dakika sürüyor. Şimdi çocuğunuz hiperaktif olduğundan dolayı onun yerine sizin yapmanız gerekiyor bu testi. Ama siz Afrika'dasınız. Siz İstanbul'un belli bir yerindesiniz. Siz Anadolu'dasınız. Siz dünyanın herhangi bir yerindesiniz. Bu test yapıldıktan sonra size algoritma çocuğunuzun hangi seviye hiperaktivitesi olduğunu ve nasıl çözülmesi gerektiğini, çözüm yolunu yapay zeka olarak gösteriyor. Anında bu arada. Yani testi bitirdiniz. Testin doğruluğundan emin olduğunuzda diyor ki sistem sizin çocuğunuzda ikinci derece ADHD var, hiperaktivite var. Ondan sonra raporunuzu diyor ki istediğiniz doktora gösterebilirsiniz. Çünkü %100 doğru. Neden? Yani apandisit ameliyatı her yerde apandisit ameliyatı. Değişmiyor. Hiperaktivitenin çözümü de dünyanın her yerinde aynı bu arada. Testi de aynı. Değişmiyor. Biz sadece bunu yapay zekaya soktuk. Herkes şey algıladı ilk başta. Yeni bir şey mi buldunuz? Hayır biz yeni bir şey bulmadık. Sadece yeni bir şey ürettik. Neyini ürettik? Çözümüne bakıyoruz. Çocuğunuzun 30 adımda bununla ya da 50 adımda bununla nasıl çözülecek? İşte orada ikinci devre yapay zeka tekrar devreye giriyor. Sizin günlük ders programınızı çıkarıyor. Günlük ders programınızla beraber 30 adım, 40 adım, 50 adım nasıl olması gerekiyorsa o şekilde yapay zekadan, internet sitesi üzerinden şu an oradan bu %100 çözülüyor. UNICEF'in de yapabildiği bir yere kadar sınırlı. Ne demek bu? UNICEF aşı yapabiliyor. UNICEF efendime söyleyeyim yemek yedirebiliyor. UNICEF işte başka bir yardımda bulunuyor. Ama maalesef çocukların hiçbir gelişimine katkıda bulunamıyorlar. Hani eğitim desteği verebiliyorlar. Biz de burada online olarak bunların hepsinin bir sorunu bakın şeyle beraber 0 yaşında doğdu. Verdik 6 yaşına kadar bu çocuklara dedik ki buradan bir yetiştirin bakalım bunları. Başladılar yetiştirmeye. Çocukların akıllarının nasıl olduğunu. Geldiler çocukların akıllarını test ettiler diğer yapıda. Şimdi annelerin şöyle bir mutluluğunu düşünsene çocuğun bir problemi olup olmadığını daha 3. ayda öğrenecek. Bakın daha 3. ayda öğrenecek. Çocukta mental bir problem var mı? Bedensel bir problem var mı? Çocukta otistik var mı? Böyle bir şeyi dünyada hiç kimse tasvir edememiş. Biz de o sistemi öğrendikten sonra dünyaya bunu nasıl uyarlarız? Türkiye topraklarından ilk vakıfçılık nasıl çıktıysa bu topraklardan çıktı vakıfçılık. Yani ilk Emeviler sonra Osmanlı yani Selçuklu dünyaya vakıfçılığı öğretti. Şimdi biz dünyadan vakıfçılık öğreniyoruz ve biz onunla alakalı başladık starta. Bütün dünyaya bununla alakalı bunların hepsini gelişmekte olan, bilmem ne olan ülkelerin hepsine istediğimiz mesajı çocukları üzerinden çok rahat vereceğiz ve düzgün bir şekilde inşallah. Evet. Pertevniyal Lisesi gibi kurumların Türkiye ve dünya için önemi nedir? Siz aslında hem Türkiye hem de dünya için yapacaklarınızdan bahsederken bir pertevniyal olarak ben gerçekten gurur duydum. Murat Bey ne kadar
büyük düşünüyor. Diğer mezunlarımız da öyle. Öncelikle ben bizi yetiştiren hakikaten üniversitede herkes kendi ferdi ama lisede ferdi değil, hocaya bağlıyız bizler. Ben hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Yani hepsinden ayrı ayrı şeyler öğrendik. Matematikten de olsun. Ben matematik bölümü mezunuyum. Edebiyatçı değilim bu arada. Onlar sağ olsunlar bizi bugünlere getirdiler. Sadece bir şey öğrenmeleri gerekiyor. Lütfen sabretmeyi öğrensinler. Yani Türk toprakları hep zekiyiz diyoruz. Hep zekiliğimizle övünüyoruz ama asla sabretmiyoruz. Bir iş kuruyoruz. Hemen 6 ay içerisinde para kazanmasını, hayata tutunmasını bekliyoruz ama Aziz Sancar herkes örnek gösteriyor. Adam bir hücreye hayatını adadı. Hiç kimse bunun farkında değil. Bir hücreye yıllarca çalıştı. Cen projesi 75-80 yıllık proje. Düşünün şöyle bir sabırları. Ya bu topraklardan sabrın çıkması gerekirken sabırsızlık çıkıyor. Sabırla yürüdüğümüzde her işin çok rahat çözülebileceğini ve her işi çok rahat başarabileceklerini görecekler. Ben Stanford'a başladığımda dedim ki bu proje 3 yıllık proje. Bakın 2018 yılı bitti, 2019 yılı bitti, 2020 yılı 3 yıl sonra hayata dönüyor. Harcadığım, bana şey dediler, hani bütün projeler var. Ya bu kadar para harcanır mı? Ya dedim harcanır. Mevzu parayla alakalı sorun değil ki. Mevzu ne yaptığımla alakalı. Siz dünyanın en iyi arabasına binseniz ne olacak? Dünyanın en iyi bilinen neyine sahip olsanız ne olacak? Sonucunda ne bırakacaksınız? Hakikaten aceleci olmamaları gerekiyor ve iyi araştırmaları gerekiyor. Ki Pertemeler'de çok fazla var bu. Pertemeler ruhunda var bir defa. İnşallah biz de bir bayrak Pertemeler'e devredelim. Onun için uğraşıyoruz. Pertemeler Lisesi'nden Yetişenler Derneği de çok işler yapıyor. Bunu takip eden dernek üyelerimiz, derneği yakından takip eden arkadaşlarımız bilir. Bu tarz derneklerin ve vakfımız da var biliyorsunuz. Sahip çıkmak lazım. Sizin projelerinizin yer bulması için, Türkiye ve dünyanın hayrına işler yapmak için, pertevniyelleri eğiten hocalarımızın ve pertevniyel mezunlarımızın dünyayı değiştirmesi için aslında. Nasıl sahip çıkılmalı sizce böyle kurumlara, böyle vakıflara? Bunun bir metodu var mı sizde? Var bence. Şöyle, yani bütün dünyadaki eğitim kurumlarına bakın, hepsi bir proje üretiyor. Yani İTÜ de dahil oldu mesela. İTÜ en son bir okula aldı. İşte bir okul kısmını biliyorsunuz. Okul grubunu satın aldı. Onu da arı inovasyona teslim etti mesela en son. Dernek olarak siz birilerine burs veriyorsunuz, yardımcı oluyorsunuz. Bu burs yerlerden kesinlikle ve kesinlikle örnek veriyorum bir inovatif bir proje almanız gerekiyor. Bu birinci noktası. İkinci noktası inovatif projenin doğruluğundan emin olduğunda bu ikinci noktası da bunu hayata geçirecek bir grubun hani müdahil olması. Şu anki derneğin bu tür projeler veya bu tür yarışmalar açıp belli bir ödül koyduğunda evet o yarışmadaki akılları alıp hayata geçirebilir mesela. Benim en büyük tavsiyem bu olabilir. Bir fikrim geldiğiyle bir proje çok farklı şey. Herkesin bir fikri geliyor ama herkesin bir projesi olmuyor. Ne demek bu? Fikirden projeye dönemeyen %95 arkadaşlar. Yani 100 kişiden 95'i fikir konuşuyor ama sadece 5'i projeye dönüyor. O yüzden bence Pertemniyal bunu yapsa çok başarılı. Çünkü inanamayacağınız köklü bir okul. İnanamayacağınız akıllar var Pertemniyal. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişilerle buluşmak, tanışmak gerek bunun içinde. İnşallah dedikleriniz yani biz her mezunumuzda böyle yaptığımız sohbetlerde ben diğer arkadaşlarım güzel notlar çıkıyor. Bu notlarla birlikte aslında hem vakıf hem de derneği çok daha ileri herhalde taşıyacağız diye düşünüyorum. Son dakikalarımıza girdik. Tekrar pertevniyellik bir ayrıcalık diyoruz. Siz bu ayrıcalığı hayatınızda nasıl hissediyorsunuz? Mezunlarımıza tavsiyeleriniz ve hayatta üç düsturunuz nedir? İş hayatında ki tecrübelerinize istinaden, insan ilişkilerinizin yoğunluğuna istinaden bir de üç düsturunuzu alabilir miyim? Genç, yeni mezunlarımıza, pertevniyelli meslektaşlarımıza, arkadaşlarımıza, mezunlarımıza bir rehberlik kılavuz olsun bu söyleyeceklerinizde. Öncelikle gençken yaşları böyle hani 23-24'e kadar yapacakları bütün keyifli çılgınlıkları yapsınlar. Onunla alakalı. Hı-hı. Niye? Biz yaşadık, ettik. Arkada hiçbir şey bırakmadım. Hani o anlamda. Maçlara da gittik, onları da yaptık, bunu da yaptık. Yapılması gereken bütün unsurları yaptık. Bir, asla doğruluktan ayrılmasınlar. Doğruluk neden doğruluk? Tabii ki hani herkes diyor yani ufak tefek olur mu? Olur. Hani vesaire ama
doğruluktan ayrılmasınlar. Ne demek bu? İşlerini yaparken de doğruca yapsınlar. Olabilir, aksilikler çıkacaktır. Hayat hep aksiliklerle veya güzelliklerle geçmiyor. Bazı sıkıntılarımız var. Ailesel sıkıntı olabilir, iş hayatı olabilir, arkadaş olabilir, o olabilir, bu olabilir. Bunların hepsi aşılır. Sadece doğru olsunlar, hiç sıkıntı yapmasınlar. Mutlu olsunlar. Mutlu olmayı öğrensinler bir defa. Mutlu olduklarında her şeyin çok daha iyi ve rahat olduğunu görecekler. Pozitifliği asla elden bırakmasınlar. Bakın asla. Ne olursa olsun. Bir de tabii tavsiyem, ben mesela hiperaktifim. Hala da öyleymiş. Duramıyorum yani şeyde, yapım itibariyle. Sağlıklarına da dikkat etsinler. Ve bol araştırma yapsınlar. Yani hakikaten o internet, Evet. ben şimdi Çalışmak bizi düşünüyorum, kurtaracak. benim zamanımda internet olmuş olsaydı, hakikaten herhalde biz şu an Türkiye olarak yazılımda veya hani o konularda dünyanın belki hakikaten sayılı ülkelerinden bir tanesi olurduk zekiliğimizden dolayı. Çok zeki insanlarız. Ya neden? Dünyanın en önemli, mesela geçen bir haber duydunuz değil mi arkadaşlar? Türkiye'de bir oyun şirketi 1,9'a mı satıldı? 2 nokta küsüre mi satıldı milyar dolara? Değil mi? Öyle bir şeydi. Peki ben size söylesem, Evet. desem ki Tam dünyanın en rakamı önemli, hatırlamıyorum. dünyada daha önemli bir şirket, gene yazılım şirketi 7,5 milyar dolara satıldı desem inanır mısın? O da Türk. Sayın Murat Yiğit, Çocuk Gelecektir Vakfı Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Açık Mavi Eğitim Merkezi'nin yöneticisisiniz. Disleksi üzerine çalışıyorsunuz. Ondan sonraki bir aşamada çocukların entelektüel, zihinsel gelişimi için ve zekalarının gelişimi ve bu zekayı doğru kullanmak, doğru yönlendirmek için Türkiye ve dünya çapında projeleriniz var, aplikasyonlarınızdan bahsettiniz. Aslında tam bir başarı ülkesi ve yakında bunların hepsini, meyvelerini alacaksınız gibi görünüyor. Çok memnun oldum. İnşallah. Pertevniyalı bir arkadaşımızın, mezunumuzun dünyayı değiştirecek işler yaptığını aslında birlikte de çok teşekkür ederim ve birçok yani yazan arkadaşlarımız oldu. Altta görüyorsunuz ama selam veremedik. Hepsini okuyamadık ama disleksi sorunuyla herkes karşı karşı arzu edenler Murat Bey'i bu konuda destek alabilir, ziyaret edebilir diyelim. Tabii Çok tabii. teşekkür ediyorum Onunla Sayın alakalı Murat hiç Bey sıkıntı yayınımıza yok. katıldığınız için. Beni yayına aldığınız için ben çok Çok teşekkür ederim. Herkese sevgiler, ben saygılarımla. Kendinize çok iyi bakın. tamam. Sevgiler, saygılar dilerim. Hoşça kalın. İyi akşamlar tüm hocalarımıza, mezunlarımıza, camiaya. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.